Arkadaşlar önce bulgurumuzu şöyle yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Şu görmüş olduğunuz su bardağıyla 3 su bardağı köftelik bulgur kullanıyorum. 1,5 böyle esmer olanından 1,5 bardak da normal her zamanki bulgur. Toplamda 3 su bardağı. Aynı su bardağımla şöyle ılık bir su bardağı suyla önce bulgurumu ıslatıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum, biraz dinlendiriyorum. Bakın öyle kısır gibi tamamen ıslatmadım. Yani nemlenmesini bekliyoruz. Şöyle kapatıp bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Arkadaşlar normalde 2 orta boy soğan yeterli. Benim soğanlarım küçük olduğu için 4 adet kullandım. 2 diş de sarımsağım var. Şimdi şöyle rondomun içerisine alıyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz ama ben rondodan geçiriyorum. Islanırken biz de soğanımızı, sarımsağımızı rondodan geçirelim. Soğanımızı, sarımsağımızı güzel rendeledik. Evet, bulgurumuz yeteri kadar dinlenmiş. Bakın öyle ıslak değil. Hamur gibi de değil. Sadece nemlendirdik. Bir su bardağı su ekledik. Şimdi bu aşamada rendelemiş olduğum 2 orta boy soğanımı ve 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Önce soğanımız ve sarımsağımızla bir güzel yoğuracağız. Şimdi soğanımız, sarımsağımız güzelce bulgurumuzla kaynaştı. Şöyle kızlar, yarım çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Sonrasında zeytinyağı yine ekleyeceğim. Bir kase kendi yapmış olduğum domates sosu. Yani domates püresi. Bir çay bardağı diyelim buna da. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı da acı biber salçası. Şimdi biraz daha yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi geri kalan malzemelerimin hepsini ekliyorum kızlar. Şöyle bir çay bardağı dolu dolu nar ekşisi. Güzel ekşili olsun. Arzu edenler bunu yarı yarı sumak ekşisi de yapabilirler. Çünkü sumak ekşisi de güzel. Şöyle nar ekşimizi ekledik. Yarım çay bardağı sıkılmış taze limon suyumuz var. Bir de az önce belirttiğim yarım çay bardağı zeytinyağı. Baharatlar tamamen zevkinize kalmış. Ben şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar isot. Ardından bir tatlı kaşığı yine sumak. Bir tatlı kaşığı kadar kekik. Bir çay kaşığı fazla değil karabiber. Bir çorba kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Şimdi hepsini tekrardan yoğurmaya başlıyorum.
biraz daha yoğurmaya devam etsin. Ben de bu arada maydanozlarımı ince ince doğrayayım. Evet, şöyle maydanozlarımızı ince ince kıyalım. Maydanozlarım da yoğrulsun güzel. Yani kıvamı tam istediğim kıvama gelmiş. Biraz da maydanozuyla yoğrulsun. Şimdi boşaltıp güzelce sıkacağız. Köftemizin sıkma işlemine geçiyoruz. Kızlar, şimdi size güzel bir sunum hazırlayacağım. Tabi lavaş sevenler için. Şöyle lavaşımızın içine köftemizi koyup elimizle bir güzel yayıyoruz. Ardından şöyle rulo halinde dürüm şekline getiriyorum ama bu şekilde kalmayacak. Evet kızlar, lavaşa sarmış olduğum çiğ köftelerimi şöyle güzel porsiyonluk kesiyorum. Şimdi şöyle sunum aşamasına geçiyoruz. Değişik bir sunum olsun arkadaşlar. Hem görselimiz güzel olsun, hem de servisimizde yemesi daha kolay olsun. Ayrıca lavaş sevenler genelde böyle dürüm şeklinde yediği için daha kolaylık olmuş olur. Sıkıyoruz. Şöyle parmaklarımızın izinin çıkması üzerinde önemli. Yani çiğ köftenin de bir duruşu var. Şöyle sadece parmaklarımızı üzerinde çıkarıyoruz. Bu kadar. Şöyle aralarına güzel yeşilliklerimizle süslüyoruz. Sunum tamamen göz zevkinize bağlı arkadaşlar. Ben böyle limonu bol, maydanozlu, bol yeşillikli, görseli güzel tabaklar hazırladım.